PHP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Uluf. PHP ile admin panel eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde bildiğiniz üzere veri tabanımız içerisindeki SQL'lerimizi hazırlayarak sorgumuzu çalıştırmıştık ve artık veri tabanımız içerisinden sorgularımızı çalıştırarak veri tabanımızdan sorgularımızı başarılı bir şekilde almıştık. Ve yaklaşık 1 saatlik bir videoydu. Geçen dersimizde hatırlayacağınız üzere oldukça kompleksi bir yapı hazırlamaya çalıştık. Where şartlarımız, inner join kullanım yapılarımız ve aynı şekilde buna göre bir yapılandırma hazırladık. Bu bölümde ise arkadaşlar yine aynı yapı üzerinden devam edeceğiz. Ancak bu sefer tekli kayıt getirmeyi öğreneceğiz bu dersimizde. Bildiğiniz üzere yazmış olduğumuz yapımız yani get fonksiyonumuz, buradaki hazırlamış olduğumuz get fonksiyonumuz sadece çoklu kayıtları getiriyor. Yani tekli kayıt almak istediğimizde tekrar bizim şurada for each döngüsüne almamız ve for each döngüsünden aslında işlemimize devam etmemize olanak sağlıyordu. Dolayısıyla biz bunun bir tık daha ilerisine gitmeyi düşünüyoruz. Yani burada amacımız eğer veri tabanından tek bir kayıt getirmek istiyorsak o zaman get değil de first diye bir komut kullanalım. Bu sadece tek bir sonuç döndürsün. Tek kaydı döndürsün. Oradaki sorgulatmak istediğimiz kayıtlardan sadece tek bir veri getirsin şeklinde işlemi almamızı sağlıyoruz. Peki bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl revize yapacağız? Hep birlikte başlayalım isterseniz. Geçen dersimizde yapmış olduğumuz buradaki ilgili sorgularımız, ilgili kayıtlarımız başarılı bir şekilde geliyordu zaten ilgili ekranımıza. Şimdi ben buradan IDC 1 olan hakkımızda isimli yazıyı ekrana yazdırmak istiyorum. Böyle bir durumda şuradaki şartlarımız içerisinde sorgumuzu yazarken buraya gelip bir where şartı ekleyerek şöyle geleyim bakın. Şöyle where dedikten sonra IDC,1 şeklinde gönderdiğim zaman sadece hakkımızda yazısını alabiliyor olmam lazım. Sayfa mailin elinde bakın hakkımızda yazısı olduğu gibi direkt olarak buraya geldi. Ama bu kısım şöyle. Burada bir for each döngümüz var bakın. Zaten tek kayıt gelecek bizde. Tek kayıt dönüyor zaten buradan. Bunu biliyoruz biz. İstediğimizde zaten tek bir veri almak. Ama yine buna rağmen for each döngüsünü başlatmamız gerekiyor ki döngü içerisinde o tek kaydı da olsa alabilelim. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Yani şuradaki for each'ten kaçınmak derdindeyiz. Dolayısıyla şöyle bir fonksiyon hazırlayacağız. Ben böyle bir yapı hazırlayıp get yerine first şeklinde bir fonksiyon çağırdığımda şöyle yapalım. First dedim. First şeklinde bu şekilde bir fonksiyon çağırdığımda bu fonksiyonum yine get'teki gibi veri getirmesini sağlasın. Ama veri getirirken bütün kayıtların listesini değil de tek kaydı direkt bana döndürsün istiyorum. Ve for each'e gerek kalmadan şuradaki for each'i silip bakın şöyle geleyim. Bunu buradan silip direkt olarak result'tan dönmüş olan buradaki sonucumu result üzerinden title yazdır dediğimde yani şuradaki başlığımı şöyle geleyim. Şuradaki title başlığımı yazdır dediğim andan itibaren buradaki title'ımı for each'e gerek kalmadan yazdırsın istiyorum. Tek sonucuma göre. Bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? Öncelikle first fonksiyonumuzu oluşturmakla başlayalım. VT dosyama geldim arkadaşlar. Bu VT dosyam içerisinde get metodumuz buradaki fonksiyonumuz zaten hazırdı. Tekrar uzun uzun aynı metodu yazmayacağız arkadaşlar. Aslında burada bir ufak ayar yapacağız. O da şu olacak. Hemen bu fonksiyonun hemen ardına şöyle biraz daha aşağı ineyim. Şöyle geldim. Bir fonksiyon daha açıyorum. Public static function dedim. Parantezlerimi açtım. Aynı şekilde parantezlerimi açtım ve fonksiyonumu yazmaya başlayacağım. Fonksiyonumun ismi first arkadaşlar. First şeklinde belirttim. Şimdi bu fonksiyonumuzun görevi şu olacak. Veri tabanımızda zaten kayıtlarımız var ve biz sorgumuzu hazırladık. Yapacağımız işlem şu olacak. Biz yine yukarıda tanımlamış olduğumuz aynı fonksiyon içerisindeki get metodunu çağıracağız arkadaşlar. Bu metot bize sorgumuzun sonucunu zaten döndürüyor. Ancak biz sorgumuzun sonucunu döndürürken gelen kaydın sadece ilk değerini alarak kullanıcıya yansıtacağız. Yani diyeceğiz ki hemen geliyorum tekrar fonksiyonuma. Zaten sorgularımı hazırlamışım ben. Diyorum ki dolar entity şeklinde bir değişken oluşturuyorum. Eşittir dedim. Self diyorum arkadaşlar. Yani yine bu sınıfım içerisinde iki nokta ekledim ve get metodunu burada çağırıyorum. Ne yaptı? Bu sefer get metodunu first içerisinde çağırmış oldu, kullanmış oldu. Burada aslında çalışan buranın
bir nevi get ile çağrılmış anlamındadır aslında bu. Yani siz buraya get olarak nasıl çağırıp sorguları yazdırmaya başlıyorsunuz, kayıtları yazdırmaya başlıyorsunuz, almaya başlıyorsunuz. Aslında first dediğinizde de first'e gittiğinde yine get ile yazılmış gibi yine aynı sorguları çalıştırmaya başlayacak. O sorgumuzun sonucunu döndürecek. Buradan sonucumuz eğer olumlu döndüyse, yani sorgumuz veri tabanında istediğimiz değerlerde bulunmuş ise, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Eğer diyeceğim dolar entity, yani entity değerimiz false değilse, başarılı bir şekilde dönmüş ise, o zaman bu sonucu bize geri yansıtacak. Eğer bir hatamız var ise, sorguyu bulamamış ise, böyle bir durumda return ile değerimizi false olarak geri gönderiyoruz ki false'a eşitleyelim. Yani herhangi bir kayıt, böyle aradığınız kriterde bir kayıt bulamadım, o ID'ye ait bir kayıt bulamadım dediğine dair bir false değeri de yine geriye döndürüyoruz. Şimdi artık bizim sorgumuz sonucunda entity içerisinde değerimiz geliyor. Tek değer geliyor. Bunda yapacağımız işlem sadece şu kadar basit olacak. Eğer değerimiz bulunmuş ise ilk kaydı biz döndüreceğimiz için ve burada tek kayıt geleceği için return diyorum arkadaşlar. Dolar, yani direkt buradaki değeri döndüreceğim aslında. Dolar entity dedim. Yine aynı yapı içerisinde, entity içerisindeki 0. indis numarasına ait olan, çünkü ilk indis numarasını alarak kullanıcıya yansıtmamız lazım, geriye döndürmemiz gerekiyor. Bu yüzden 0. indis numarasına ait olan kaydı geriye dönder diyerek bir uygulama yapıyoruz. Böylece first fonksiyonumuz artık başarılı bir şekilde hazır. Bu şekilde kaydedelim. Şimdi geldim tekrar indis sayfama. Eğer result'tan dönen sonucumuz false eşit değilse bana sadece o ID'yi göstermesi lazım. Yine hakkımızdayı göstermesi lazım bakın. Tekrar geldim. Şu an hakkımızda yazıyor. Sayfamı yeniledim. Bakın hala hakkımızda şeklinde bana değerim dönüyor. Ben ID'si 2 olan demiş olsaydım bakın. Şöyle 2 dedim. Bu şekilde kaydettim. Bu sefer bana misyonumuz isimli ilgili kaydı geriye döndürmüş olacaktı. Peki eğer biz herhangi bir şekilde word chart'ı kullanmazsak, sayfamı şöyle geleyim, buradaki word chart'ını sileyim, kaldırayım, bu şekilde sorgumu hazırlayayım ve first kullanayım. Bu şu anlama gelir. Kayıtları getirir. Yani şuradaki veri tabanımız içerisindeki kayıtlarımızın tümü gelir. Ama first ile çağırdığımız için biz burada ilgili kaydımızın sadece ilkini bize gösterir. Yani hakkımızı bize geri döndürür. Sayfaya gelip sayfayı yenilediğimde şu an vizyonumuzu yazdırdı. Bunun sebebi de order by'dan kaynaklı. Bakın order by'da title desk olan dedik. Biz de order by'ı kullanmayalım. Şuraya ID diyeyim mesela. ID'si eşittir ASC diyeyim. ASC kaydettim. Sayfaya gelip yenilediğimde hakkımızda ibaresini, yani şuradaki ilk kaydımızı bize tekrar iletmiş oldu. Word chart'ını kullanmazsak dahi bize burada otomatik olarak tüm verideki kayıtlar döner. Ancak buradan sadece ilkini, hangisini baz aldıysanız, oradaki kayıtların ilk baştaki, ilk gözdeki değeri bize geri döndürmüş olur arkadaşlar. Böylece first komutunda bu şekilde sorgumuza eklemiş olduk. Peki bu first komutunu niçin oluşturuyoruz? Yani biz get ile oluşturduk zaten, verilerimiz geliyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi program olarak baktığımızda arkadaşlar, bir veri tabanından sadece bir değerin olup olmadığını kontrol etmek istediğinizi varsayalım. Örnek veriyorum, bir kullanıcı düşünün. Kullanıcı sorgusu yazacaksınız. Kullanıcının adını, yani mail adresini ve şifresini aldığınız kullanıcıdan login işlemi yapacaksınız diyelim. Ve bir tane sonuç dönmek zorunda. Birden fazla dönmemesi lazım. Bir tane sonuç dönmek zorunda. Böyle bir durumda for each içerisinde alıp da for each içerisinde tüm kullanıcının bilgilerini tek tek döndürmek yerine, o kullanıcıya ait bilgileri tek tek döndürmek yerine burada sadece first ile işlem yapabiliriz. Örnek vermem gerekirse dolar kullanıcı dedim, ya da şöyle diyeyim user. Users eşittir dedim. Şimdi VT sınıfımı yine aynı şekilde çağırdım. Table'ımı belirttim. Tablom ne olsun? Users tablosu olsun. Yani kullanıcılar tablosundan veri getirilmesini istedim. Bir şartım var. Şöyle where dedim. Şartımı şöyle dizi halinde göndermek istiyorum. Dedim ki, örnek veriyorum, kullanıcı adı, yani nickname'i eşittir PHP Türkiye dediğim PHP Türkiye olsun. Nickname'imiz bu olsun. Şifremiz ise password eşittir dedim ve şifremiz de örneğin 123 şeklinde belirttim. Tabii şunları dizi olarak göndereceğimiz için şu şekilde belirtiyoruz. Şartımız bu bakın. Kullanıcılar tablosundan nickname'i bu olan ve password'u bu olan kişinin bilgilerini almak istiyorum ben. Buradan tek bir sonuç dönmesi lazım. Böyle bir durumda get kullanmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar böylece. Yani burada yapacağınız işlem bizde sadece o kullanıcıların bilgilerini almak ise, sadece o kayıda ait bilgiler almak ise, yapacağımız işlem şu: sadece first yapısını burada kullanmak olacak.
First dediğimizde artık bu kullanıcı ait bilgiyi tek satır olarak bize döndüğü için bu şekilde alabiliyor olacağız aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki yapımızda first komutumuz aslında tekil verileri ekrana yazdırmak iken get metodunu kullandığımız yapı ise çoklu verileri ekrana yazdırmak olacak. Get'te biz for each ile değerlerimizi satır satır yazdırırken first olarak almış olduğumuzda direkt obje olarak ekranımıza ilgili sütunumuzu yazdırıyoruz ve for each'e ihtiyaç duymamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar create metodunu göreceğiz. Yani oluşturmuş olduğumuz buradaki veri tabanımızdaki tablomuza, buradaki tablomuza yeni bir kayıt ekleyeceğiz. Yani insert komutunu görüyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.